akşamlar. Bu ülkede bu akşam konuğumuz Profesör Doktor Besim Dellaloğlu. Muhafazakarlık ve modernliği konuşacağız. Modernleşmenin zihniyet dünyası bir Tanpınar fetişizmi. Ahmet Hamdi Tanpınar üzerinden Türkiye'deki muhafazakarlık ve modernliği konuşacağız. Hoş geldiniz Besim Bey. Teşekkür ederim. Neden Tanpınar? İlginç, evet. Ya benim aslında formasyonum biraz Batı düşüncesi. İşte benim ben tezlerimi Frankfurt Okulu üzerine yazdım. İşte Adorno, Benjamin falan. İşte neo-Marksist, post-Marksist düşünürler genelde. Tanpınar'a ben 2000'lerin başında yanılmıyorsam, kitapta da böyle birkaç evet, anekdotu işte var onun. Anlatıyorsunuz. Benjamin üzerinden ben Tanpınar'a işte kısmet... Tuhaf, şimdi tuhaf geliyor itiraf etmek gerekirse. Ben gençliğimde Huzur'u okumuştum ama çok beni şey etmemişti yani herhalde. Yani Türkiye'de pek çok kişinin geçtiği yoldan evet, geçmiş evet, birisiniz evet, galiba evet, değil evet, mi? Evet, evet. Kendi yani, kültürel kodlarınız zamanında Tanpınar'a uzak mıydı? Öyle diyebiliriz. Alışkanlıklar, işte kültürel kodlar ondan sonra şey çok ilginç. Ben... 2002 yanılmıyorsam 2002-2003 Paris'e gitmiştim 3 aylık bir bursla. Benjamin işte Benjamin ya diye bir kitabım daha var daha önceden. Onu orada yazmıştım işte. Tabii tahmin edersiniz işte flanör, pasajlar, kent, 19. yüzyılın başkenti Paris bu Benjamin falan. O arada ben bir 5 şehir elime geçti ilginç bir şekilde. Türkiye'ye dönünce 5 şehir okudum. O biraz daha akademik bir motivasyonla okudum yani bakalım falan. Orada ben işte Tanpınar üzerine çalışmam gereği duygusu, hissiyatı oluştu. Dolayısıyla romanlarından önce ben denemeleri diyelim ya da makalleri ne okudum. Sonra bütün işte edebiyatını üzerine yazılanlar falan filan. Dolayısıyla orada tabii bir şey de saptıyorsunuz içinizden. Yani 2000'lerin başında ben 2003-2004 ilk kez Tanpınar üzerinde dersler vermeye başladım. Daha o zaman kitap çıkmamıştı. O literatürü takip ettiğiniz zaman kendi metnini ve hakkında üretilmiş metinleri tabii şey fark ediyorsunuz. Yani benim okuduğum Tanpınar'la ben Tanpınar okuyunca anladığım şeyle şimdiye kadar Tanpınar hakkında yazılan çizenler arasında niye bu kadar bir mesafe var? Yani Tanpınar üzerinden Türkiye muhafazakarlaşmasını ve modernleşmesini izleyebildiniz. Evet, tabii o şeyler bende Tanpınar'a değmeden önce bu modernlik, modernleşme, modernizm bu benim hani akademik formasyonumda hazır olarak vardı zaten. İşte Batı Doğu meselesi falan tabii ki o biz yani zaten sosyoloji veya genel sosyal bilim, beşer bilim formasyonundan geldiğimiz için bunlara belli bir hakimiyetimiz vardı zaten. Ama bu biraz bende Tanpınar üzerinden oldu, haklısınız. Yani bir odak işte sizinle demin programdan önce konuştuğumuz bağlamda aslında bir odak, bir yoğunlaşma gerekiyordu belki. O şekilde yani işte kitabın sonunda ben diyorum aslında bu kitap Türkiye üzerine oldu biraz. Halbuki başlangıçta Tanpınar üzerinde diye yola çıkmıştık. Ama zaten Tanpınar Türkiye'dir Türkiye diye demek, bir yani aşağı evet. yukarı. Bir cephesiyle. Böyle bir Tanpınar bahane demek. Gerekiyordu belki işte. Evet yani bir bir vesile gerekiyordu. İşte bir takım yani şeyler denk geldi. Yani sevenler üzerinden de eleştirenler üzerinden de Türkiye okuması yapılabilecek evet, bir evet, isim. Evet, evet. Peki o zaman sizin gittiğiniz yoldan gidelim biz de. İsterseniz önce modernleşmeden söz edelim. Tabii. Biz modern miyiz, modernleşmekte miyiz hala? Yani ben kitapta tabii o 2000'lerin başındaki fikirlerin ürünü, tabii ki çok da fikirlerim değişmedi aslında. İşte kitap çıktığında 2012 idi, bugün 2017. Ama nüanslarda tabii bir takım şeyler eklenebilir ama genel olarak bizim... ne diyelim Tanzimat'tan beri hatta belki biraz daha geriye de bile gidebiliriz. Ne bileyim işte 2. Mahmut, 3. Selimlere kadar belki gidebiliriz. Hatta Lale Devri'ne kadar gidebiliriz. Bir modernleşme toplumu olduğumuz konusunda genel bir şeyim var benim, fikrim var. Yani dolayısıyla bunu da söyleme ihtiyacı şuradan çıkıyor aslında. Yani modernlik dediğimiz şey aslında... Batı'nın, Avrupa'nın kendi tarihinde, kendi doğallığında diyeyim,
bir proje önceden planlanma olarak değil, kendi tarihsel doğallığı içinde ortaya çıkmış bir durum. Ondan sonra işte Osmanlı diyelim belli bir aşamada bunu fark ediyor, bunu idrak ediyor. Yani idrak da şöyle, aslında acı bir idrak bu. Yani çünkü yani nasıl diyeyim, işte yani misket oynuyorsunuz bir çocukla, sürekli onu ütüyorsunuz, sürekli ütüyorsunuz, işte Viyana'ya kadar ütüyorsunuz. Ondan sonra bir bakıyorsunuz onlar sizi ütmeye başlıyor. Şimdi tabii ki buna kayıtsız kalmak zaten makul olmazdı. Dolayısıyla aslında bizim yani modernleşme toplumu olmaklığımız aslında bu hakikate, bu gerçeğe, çok da belki böyle olmasaydı diyebileceğimiz bir gerçekliğe tepki verme tarihimiz, bizim modernleşme tarihimiz. Ama sonra yani o şey süreç, yani batıdaki modernleşme süreci ve onu takiben Osmanlı'nın yaşadığı modernleşme süreci Cumhuriyet tarihine, Cumhuriyet Türkiye'sine geldiğinde artık başka bir hal evet. alıyor ve bir projeye dönüşüyor. Evet. Şimdi doğru. O projeyle süreç içerisinde olmak, yani Batı'nın kendi belirli zaman dilimlerinin sonucunda ortaya çıkmış bir şey olmasıyla burada bizim yaşadığımız proje, İyi mukayese edersek nasıl bir şey? Tabii şöyle, yani biraz şey gibi diyebiliriz, yani bir şeyin sahici olmasıyla biraz taklit olması arasındaki ilişki gibi. Ondan sonra böyle bir şey durumu reddedemeyiz. Ondan sonra ama şimdi başka bir açıdan baktığımızda da buna ne tür tepkiler verilebilirdi? Yani burada aslında bütün Tanzimat aydınları, işte Meşrutiyet aydınları, İyi kötü buna bir reaksiyon gösterenler, işte plan program önerenler, kitap yazanlar, ondan sonra bunların hepsi aslında bir işte nasıl, yani Prens Sabahattin kitabının adıyla bu memleketi nasıl kurtaracağız söylemi üzerinden. Dolayısıyla bu da ona verilen bir tepki aslında. Şimdi bunların bir şeyi de, o terimi kullanıyorum kitapta, hani çok kötü niyetle kullanmıyorum, biraz çocuksu, enfantil olması bence kendi içinde de anlaşılabilir. Ondan sonra çünkü yani çok tepkisel, zaman zaman reaksiyoner çıkışlarla ve bu niye böyle? Çünkü zihniyet dünyamızda her zaman, bugün bile bu var bence. Yani bu konuda çok rahatlamış değiliz biz aslında, ne entelektüel olarak ne toplum olarak, sivil toplum olarak. Hep bir menzile erişme, hep bir geç kalmışlık, hep bir arayı kapatma, işte onlarda varsa bizde de var, bizde neyi eksik, değil mi? Biz söylemlerimiz hep böyledir. Ben bile bunu kendi kendime yakalıyorum bazen. İşte orada var, bizde yok. Orada şu kadar var, bizde bu kadar eksik. Şimdi bu aslında bizim bu süreçle sürekli hem bireysel düzende baş etme, bununla aynen, yüzleşme, hatta biraz baş etme demeyin, baş edememe. Hatta bunun bireysel ve toplumsal düzlemde artık birer kompleks haline gelmesi. Ondan sonra dolayısıyla evet, böyle bir toplumuz. Yani bir, hatta şey de diyorum ben kitapta bir yerde, yani bu tür toplumlar aslında kriz toplumları. Yani ve kriz bitmedi Türkiye'de. Evet, yani evet, biraz yani, kriz söyledim. Kriz yani bu, çünkü sürekli hem bireysel düzlemde, hem toplumsal düzlemde, hem kültürel, siyasal her alanda düzenli bir kriz üretme potansiyeli olan bir şey. Yani batıdaki, batıda sorun yok mu? Dünyanın geri kalanının hiçbir derdi yok. Elbette var ama bizim bunlarla baş etme tarzımızda aslında yerleşik, neredeyse genetik diyebileceğim, tabii tırnak içinde kullanıyorum, biyolojik anlamıyla değil ama kültürel veya zihniyetsel anlamıyla bir genetik oluşuyor. Bence bütün bu zeminin bütün birleşenleri bundan muzdarip. Yani sağ, sol, işte ilerici, gerici, işte laik, dindar. Ya bunlar arasında aslında tabii arenada büyük bir şey dönüyor. Yani mücadele, işte rekabet. Işte ama herkes bir şekilde nasibini almış. Ama gözüküyor. Aslında herkes aynı virüsten veya mikroptan muzdarip. Yani hepimiz aslında derin reflekslerimizle birbirimize çok benziyoruz. Şimdi burada önemli bir tespitte bulunuyorsunuz. Pek çok şey var. Keşke zaman olsa başlıklar üzerinden birkaç program yapabilsek. Mesela diyorsunuz ki Batı'da o modernleşme süreci bir süreyi ifade ediyor. Halbuki bizim zannımız,
vehmimiz belki de bunun bir evrensel proje olduğunu sanmamız. Evet. Belki bugün bile bahsi geçen, yani biraz evvel ifade ettiğiniz bir türlü yetişememe hali yine o vehmin üzerimizdeki tesiri. Tabii mesela tesiri. Bu söylediğinizin çok tipik tezahürlerinden biri bizim gibi ülkelerde bizde işte meseleleri hukukla çözmek. Çünkü İfadesi. Hukuk normatif bir şeydir. İşte proje, işte anayasalar, maddeler, şunlar bunlar, işte reglemanlar, şunlar bunlar. Bütün bunlar aslında zihniyetin o şekilde kurulmasıyla ilgili. Yani çünkü Batı'da, şöyle diyeyim, Avrupa'da işte ulus devlet bir sonuç. Yani tabii ki bir takım entelektüeller, filozoflar bunu ulus devlet kurumsallaşmadan önce teorize ediyorlar. Ama aslında o iklimi... İnşaatın sonucu. Elbette. Bizde ise bir olması gereken bir şey olarak kurumsallaşıyor. Yani mesela çok tuhaf bir anekdot aklıma geldi şimdi. Bu bir dönem şey vardı. Türkiye'de Avrupa Birliği uyum süreci, inanılmaz bir yasalma faaliyeti vardı mecliste. 2000'lerin ortası mı diyeyim, tam hatırlamıyorum. İnanılmaz bir faaliyet. Ondan sonra işte bir egzoz şeyi, arabalara zorunlu egzoz kontrolüyle ilgili bir şimdi de devam eden, onun ilk başında inanılmaz bir inanılmaz bir cezası olan, yani o zaman sanırım ben asistandım, araştırma görevlisiyim ve neredeyse benim yarım maaşıma tekabül eden bir cezası vardı. Bir gün şoför ben araba kullanırken bir trafik polisi beni çevirdi. Hocam dedi, sana dedi şeyden keseceğim cezayı. Bende yokmuş o anda. Kemer. Kemerden, çünkü o makul bir ceza. Niye dedim? Çünkü dedi hocam dedi o çok pahalı, yoksa onu uygulayamayız. Dedim ki bu nasıl peki o zaman? Hem hukukta var ama uygulanmıyor. İşte Avrupa Birliği uyum yasası. Aslında birçok şeyimiz böyle. Yani bizim hayatımızda çok karşılığı olmayan ama genel bir tırnak içinde olması gerekene dahil olmak adına sahiplendiğimiz şeyler. Bu söylediğim örnek daha kamusal, genel bir şey ama bizim gündelik yaşamımızın detaylarında bile bunun gibi binlerce şey var aslında, ayrıntı var. Belki siz açtınız, oradan devam edelim. Muhafazakarlık kavramı dahilinde. Şimdi Avrupa Birliği dediniz, o uyum sürecinde meşhur Kopenhag kriterleri 2000'li yıllarda Türkiye'de, hatta 90'lı yıllarından itibaren konuşulmaya başlandığında Türkiye'nin işte istisna durumlarından bahsedilirdi, özel durumları ve 1930'ların Türkiye'sinin devamı yönündeki bir şey vardı, direnç vardı, yasalar. Şimdi onun üzerinden, yani o Kemalizm ve muhafazakarlık, şimdi ne, yani genelde muhafazakarlık ve dindarlığı yan yana düşünüyoruz ama muhafazakarlık nedir? Belki bu örnek üzerinden anlayabiliriz. Evet, yani şimdi tabii ki şimdi sosyal bilimden söz ediyorsak bir takım saç ayaklarına ihtiyacımız var. Elbette tırnak içinde bir takım evrensellere, hani yer çekimi yasası kadar olmasa bile Newton'un, bir takım sabitlere ihtiyacımız var. Ama tabii beşeri bilimlerde, hani fizikte veya işte doğa bilimlerinde olduğu netlikte genellemeler yapmak da zor aslında. Bunu da kabul etmemiz lazım. Genç bir bilim zaten. Bunu şu manada söylüyorum. Biz işte demin sizin başka bir bağlamda söylediğiniz gibi benim aşırı evrenselleştirme dediğim ondan sonra bir sendroma sahibiz. Biraz bizim işimizi kolaylaştırdığı için belki. İşte muhafazakarlık, milliyetçilik, sosyalizm, işte liberalizm. Ondan sonra bunların ne bileyim, hani Adem Havva'dan beri var olan ve işte sonsuza kadar var olacak bir takım kavramlar olduğu yönünde bir şeyimiz var. Şimdi, kanaatimiz. Evet, var. Şimdi ben vehmimiz biraz var. Evet, aslında bir vehim, doğru söylüyorsunuz. Çünkü benim yaptığım araştırmalar, okumalar şeyinden bunlar tarihsel. Yani bunu söylemek için icat tarihselci olmaya da gerek yok. Bunlar çünkü işte Fransız devrimi, herkesin bildiği, yani bunun için çok uzman olmaya da gerek yok. İşte sağ sol kavramı bile Fransız meclisindeki oturma pozisyonundan kaynaklanıyor, biliyorsunuz. Yani ne demek bu? 1700'lü yıllar, büyük ölçüde de 1800'lü yıllarda ortaya çıkmış eğilimler bunlar, ideoloji dediğimiz. Hatta ben giderek şu fikre... Etki ve tepki oluyor. Evet, evet. Yani bunların hepsi sanki aynı tencerede pişmiş.
İşte patates, et, havuç hepsinin lezzeti birbirinden farklı ama birbirine de geçişkenlik var. Tez ve antitez gibi. Tabii. Çünkü şöyle diyeyim, hatta giderek ben ideoloji fikrinin bizatihi Avrupa'yı bir şey olduğunu düşünmeye dahilim. Yani ondan sonra, yani nasıl diyeyim, hatta işte biraz Benjamin... Evet, çok batılı duran bir şey. Evet, çünkü evet. Başı sonu belli olan ama bir şey. Ama artık küreselleşen bir dünyada batı veya işte evrensel, tırnak içinde evrenseller bütün dünyaya nüfuz ettiği için, artık her köşe başında bir Starbucks ve McDonald's olduğu için artık bunu biz şey edemiyoruz, fark etmiyoruz yani. Dolayısıyla bu bir hamburger gibi bir şey, her yerde olan bir şey. Halbuki bunun çıkış yeri orası ve muhafazakarlık da aslında batılı bir şey bu manada. Tabii batılı derken ben hani doğu batı ayrımını vurgulamak için falan söylemiyorum. Bunu bir tarihsel tespit olarak söylüyorum. Dolayısıyla bunu vurgulamam bir nedeni de şu. Çünkü Türkiye'de şöyle bir yerleşik kabul de var. Bu bana çok ilginç geliyor son zamanlarda. Üzerine kafayı yorduğum bir konu bu. Yani mesela özellikle daha önce de birkaç yerde söyledim, yazdım bunu. Muhafazakarlık ve milliyetçilik. Bunların tırnak içinde yerliliği pek tartışılmıyor. Zannediliyor. Ha, üstelik bu... Veya benimsenmiş kabul olduğu kabul. İçin belki bunu, yerli gibi bunu gözüküyor. Bunu sürdüren, yani bu kavramlar altında kendini tanımlayan insanlar da böyle düşünüyor. İlginç, onlara rakip olanlar da çoğunlukla öyle görüyor. Çünkü onlar için de yerlilik çok iyi bir şey değil. Ondan sonra ve bu genellikle de evrenselliğin veya genelliğin karşıtısına konuyor. Ondan sonra şimdi bu tabii ciddi sorunlar barındıran yani genellemeler. Yani diyorsunuz ki o şey modernleşmeyi, sürecini evrensel bir şey zannetme durumunun içerisinde, diğer taraftan bize gelenler de bizim zannedilerek etki tepki yani, alanında tabii varlık bir sürdürüyor. Örnek vereyim mesela size. Şimdi bir batıdan gelen bir şey, batıdan gelen bir şey oluyor bazen. Yani muhafazakarlık işte, muhafazakarlara göre. Sanki evrenselleştirmeye karşıymış gibi duruyor. Şimdi, halbuki onun içinden evet, çıkmış. Evet, mesela milliyetçiler, muhafazakarlar daha devletçi oluyorlar. Ulus devleti şey ediyorlar. Yargılamak için söylemiyorum yani. Hı-hı. Ama ulus devlet de sonuçta Avrupa tecrübesinde ortaya çıkmış. Ya da milliyetçilik yani. Milliyetçilik değil mi? Yani şimdi dolayısıyla burada milliyetçi olduğunuz zaman yerli oluyorsunuz. Ama milliyetçilik aynı zamanda Fransa'da da var. değil mi? Bunların internasyonelleri var, bu partiler. Bir de geldiği zamanları biliyoruz yani. Bir yerden gelmiş. Evet, yoksa evet, burada evet. Yani, zuhur etmemiş. Bize yani, tabii onu araştırdığınız zaman çok daha net ortaya çıkıyor. Bunlar bizde daha da günümüze yakın. Yani Avrupa'da bile bunun tarihi 1789 dersek mesela, çok sembolik olarak. Bizde çok daha yakın. Hani cumhuriyet dersiniz, hani işte neydi, anayasal monarşi işte 1876 dersiniz. İşte o kadar yani, 100 küsür yıllık bir geçmişi var. Dolayısıyla bu değişim, bu hengame içinde ortaya çıkıyor aslında bu ideolojiler. Ve dolayısıyla sizin muhafazakar sorusuna biraz uzun yoldan gelmiş gibi hissettim, kusura bakmayın. Dolayısıyla her toplumda da muhafazakarlık, işte milliyetçilik, liberalizm, solculuk, her neyse. Tabii ki bunların bir takım evrensel, genel özellikleri var ama aslında bunlar her toplumda yöreli olarak da değişiyorlar. Yani Fransa'daki muhafazakarlıkla Amerika'daki muhafazakarlık, değil mi? Mesela İngilizce veya değil mi? Şimdi Fransa'da kıta Avrupa'sında liberal kelimesiyle Amerika, Anglo-Sakson dünyasında liberal kelimesinin çağrıştırdığı şeyler, ondan sonra nasıl birbirinden farklıysa, bizim toplumumuzda bunların vücut bulması da aslında biraz daha farklı oluyor. Sizin dediğiniz gibi mesela, demin dindarlıkla aynı cümle içinde kullandınız. Ondan sonra hatta son zamanlarda ben ona biraz da kesinlikle aşağılamak ve yargılamak için değil ama bir terim daha ekliyorum ben ona, köylülük. Ondan sonra şimdi muhafazakarlık, konservatizm dediğiniz zaman batıda, bizde olduğu kadar belki biraz Polonya örneği, hani Katolisizmin gücü bağlamında Hristiyan Demokrat falan evet, yani derken orada, işte evet, ama Avrupa'nın geri kalanına baktığımızda muhafazakarlığın bizde olduğu kadar yerellik, dindarlık veya köylülükle bağı olduğunu söyleyemeyiz. Çünkü muhafaza, şimdi bütün modern batılı ideolojiler gibi muhafazakarlık da kentli bir ideoloji.
Mesela biraz atlayacağım ama bugün Türkiye'de yaşadığımız bütün bu kentsel dönüşüm, işte tarihin önemsenmemesi, tarihsel... İşte mesela bu niye böyle'nin cevabı biraz burada. Çünkü bizim kentli yerleşik muhafazakar sınıflarımız yok. Yani orada bir iki jenerasyon çevirmiş. Ondan sonra işte ne bileyim üç jenerasyondur aynı evde oturan, aynı semtte oturan, işte ne bileyim aynı bakkaldan, aynı işte yufkacıdan alışveriş eden bir insan birikimimiz yok. Ondan sonra İstanbul'un bu anlamda yerlisi yok. Şimdi dolayısıyla batıda Paris'te muhafazakar, Londra'da muhafazakar dediğimiz zaman biraz böyle bir sınıftan söz ediyoruz. Şimdi bizde kentleşme biraz geciktiği için ve biraz işte modernleşme sendromu dediğim şeylerden bir tanesi çok hızlı bir gecikme sendromuyla panik hareket ettiğimiz olduğu için. İçin evet bir şeyimiz yok. Ya aidiyet duygumuz yok. Binayla, sokakla, esnafla mesela çok ciddi bir organik şeyimiz yok, birikimimiz yok. Dolayısıyla işte ben kitapta şey örneğini vermiştim işte since 2003 işte yani trajikomik birinci geleneksel karpuz festivali. Şimdi bu bakın dilimize ne kadar, zihnimize ne kadar nüfuz edebiliyor. Yani bir festivalin geleneksel olabilmesi proje olarak ilk kuruluşunda ilan edilebilir mi? Kaç kere dönmesi gerekir ki artık 15 mi 50 mi ondan sonra geleneksel baştan, diyeceğiz evet. Değil mi? Ya da bir şey yani Hacı Bekir gibi 1777'de kuruluysa 1777'den beri demenin bir anlamı vardır. 2003'te kurulmuş bir hamburgercinin kapısına 2003. Since 2003 yazmak herhalde trajikomedya yani. Şimdi bir parça söz ettik ama daha kolay anlayabilmemiz için Batı'daki modernleşmenin gelenekle irtibatı nedir? Geleneği tamamen yıkan bir şey midir? İrtibatlı mıdır? Sonra bunun bizdeki şekline bakalım. Biz öyle sanıyoruz. Türkiye'deki üstelik bence ideoloji üstü gene, kesimler üstü bir şekilde. Biz öyle sanıyoruz ama benim bu işte alanda Tanpınar'dan öğrendiğim, Tanpınar'dan dönerek Batı literatürünü tekrar okuduğum zaman sizin dediğiniz gibi bunların aslında bizim sandığımızdan çok daha güçlü irtibatlar halinde olduğunu. Elbette ki bir değişim var. Elbette ki tırnak içinde devrim de var. Büyük altüst oluşlar da var. Ama bütün bu değişimin içinde aslında inanılmaz bir süreklilik de var. İşte Tanpınar'ın sözüyle değişirken devam etmek, devam ederken değişmek. Yani baktığınızda mesela işte batıdaki şehirlerde bilhassa eski kıtada Avrupa'da işte şehirlerin nizamı veya insanların hatta yaşam biçimlerine kadar bir parça doğru. Değindik ama devam eden bir şey tabii. Görüyoruz. Orada yani modernlik dediğimizde anladığımız yani bir Fransızın bir İngiliz'in modernlik dediğinde anladığıyla Türkiye'de modernlik denildiğinde anladığımız şey aynı. Aynı değil. Mesela sizin dinlerken çağrıştı. Ortalama bir Avrupalı komünist ya da anarşistin gündelik hayat pratikleri Türkiye'li bir muhafazakardan daha muhafazakar olabilir. Ama muhafazakarı ben 2-3 kuşaklık gündelik hayat pratiklerini sürdürme ısrarı veya gerçekliği olarak yorumluyorum. Siyasi bir muhafazakarlıktan söz etmiyorum burada. Hani şu partiye oy vermek, öteki parti. Ne bileyim işte 4 jenerasyondur aynı şapkacıdan şapka almak. Çok muhafazakar bir tutum aslında. Yahut pastacı olup 3 nesildir pastacılık evet, yapmak. Evet, yani işte niye İstanbul'da işte bir Hacı Bekir aklımıza geliyor. Belki 1-2 tane daha marka aklımıza geliyor ama 10 tane gelmiyor. Beşiktaş'ta bir 7-8 Hasanpaşa var işte. Ben Beşiktaş'ta oturuyorum. 91'den beri Beşiktaş'ta oturuyorum. Valla 3 mağaza sayamam 91'den beri varlığını sürdüren. Şimdi bu aslında bir zihinsel yerleşiklik eksikliği, bir süreklilik sorunu. Bakın bu aslında sadece laiklerin, sadece işte sekülerlerin, sadece solcuların sorunu değil Türkiye'de. Türkiye'de bu muhafazakarların da sorunu, milliyetçilerin de sorunu. Yani burada bir açmaz var. Dolayısıyla işte Türkiye kutuplaştıkça şöyle bir sendrom da ortaya çıkıyor. İşte bir kesim değişimi, Tanpınar'ın sözündeki iki kavramı şey edeceğim burada karşı karşıya getireceğim. Devam ve değişim. Ya sanki bu ikisi birlikte olamazmış gibi bir gerilim oluyor. İşte birileri değişimci oluyor. Yani bir an önce değişelim. İşte zaten geçmişte tüketelim çok gibi. Bir şey yoktu fazla. Şimdi bunlar böyle deyince bir tarafta
geleneği bir aşırı sahiplenme, işte şey etme, devamcı. O da değişime sanki kapalı gibi. Bu da şöyle bir durum oluyor. Sanki hani bisiklete binerken sakız çiğneyememek gibi bir şey, sendrom. Yani bu gayet basit bir şey. Mümkün olabilir. İnsan hem değişebilir hem devam edebilir. Bu ikisi birlikte olabilir. Yani batıda, gene biraz uzatmış olabilirim, özür dilerim. Batıda, batının becerdiği bence bu. Yani değişirken devam etmeyi, devam ederken değişmeyi bizden daha iyi beceriyorlar. Şimdi yerleşik mekanlardan örnekler verdiniz ama tam da Tanpınar'ın söylediği bir cümle onu aslında çok iyi izah ediyor. Nesillerin üst üste, üç neslin okuduğu beş kitap yok Türkiye'de, evet, diyor. Evet, evet. Bu hala yok. Yok. Yani evet. Tanpınar'dan sonra da yok. Bugün belki de yok. İşte hani Tanpınar'ın söylediğinden biraz daha iyi bir yerdeyiz belki. Ama bu sizin de söylediğinizi yanlışlamak için değil, sadece dozaj ayarı anlamında. Ama bu ciddi bir sorun tabii. Burada tabii şeye geliyoruz, meşhur işte klasik meselesi, kanon. İşte hep diyorum ya, işte batıda var bizde yok. Hani hepimiz ne kadar buna karşı olsak bile, yani bu meselenin bu kadar basit olmadığını bilsek bile gayri ihtiyar olarak bu karşılaştırmaları yapmak zorunda kalıyoruz. Evet, bizim yani siyasal gelirlerimizin, kültürel zeytinyağı, su gibi birbirine hiç şey etmeyen toplumsal yaşam pratiklerimizin, ondan sonra işte muhafazakar, laik, sağcı, solcu gibi, ondan sonra tabii bunlar orada da var, her yerde var ama bunların arasında geçişkenlik bizden daha fazla. Bunu sağlayan biraz işte 3 kuşak üst üste 3-5 kitabı okuyabilmek. 3-5 değil mi? Yani bir genç işte ilk aşık olduğu kıza kimden şiir okuyacak ya da ne bileyim işte ilk filminden alıntı yapacak, ilk okuduğu bunlar arasında bizde uçurum yok, ortak romanlar, ortak filmler, ortak yani şiirler. Şeyden, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e geçiş, dil devrimi, bir kopukluk, sonra elbette tekrar kopukluk, sonra da herhalde kolay kolay değil yerleşmesi, değil mi? Çünkü yine sizin kitabınızda gördüm, şimdi bulabilecek miyim? Bilmiyorum kimden örnek vermiştiniz. Evet, Octavia Paz'dan bir söz yazmışsınız. Bir geleneğe muhalefet o geleneğe ait olmakla başlar. Evet. Aynı zamanda orijinal bir şey icat etmek için de herhalde. Tabii. Değil mi? O geleneğe zaten ait olmak. Zaten kelimenin kökeni. Şimdi henüz gelenek yok galiba. Evet. Bu yani şöyle, sürekliliğin sağlanması için. Bu işte bisiklete binerken sakız çiğnememek ya da devam ederken değişmeyi, değişirken devam etmeyi göreli olarak becerememek, daha az becermeknin şeylerinden bir tanesi söylediğiniz. Ondan sonra şimdi gelenekle düzenli, aynı zamanda mesafeli, hem sürdürücü hem eleştirel bir irtibat damarımızın, bir bağlantımızın olması gerekir. Yani şimdi geçmişte bizim hiç sürmeye layık olmayan şeyler yok mudur? Vardır. Her ama biz bunu vardır. Toplumsal müzakereyle, diyalogla ve onun sonucunda oluşmuş bir toplumsal konsensusla bir karara bağlamadık. Yani Batı'nın 1700'lerde verdiği kararların çoğu bizde henüz verilmedi. Onun için de kültürel bir ateşkes. İşte. Evet, henüz evet, söz konusu evet, değil diye evet. Düşünüyorsunuz. Yani peki, proje demiştiniz siz. Bunlar çünkü olması gereken olarak alındığı için, olması gereken alındığı için de onunla çok barışık olmayanlar da biraz ezberden itiraz ettiği için orada bir müzakere, bir kamu oluşmuyor ondan sonra. O zaman sanki biz 1833'ün, 1773'ün, 1911'in sorunlarını hala tartışmaya devam ediyoruz ve hiçbiri kapanıp bir kenara şey olmuyor. Şimdi, maalesef. Tanpınar Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili, tek parti dönemi ve Türkiye'de uzun yıllar muhafazakar diye algılanıyor. Halbuki hayatına evet, baktığında pek de muhafazakar bir çizgi yok. Evet. Yazdıklarında tereddütlü eleştiriler var. Evet. İronik bile olsa işte saatleri evet, ayarlama enstitüsü. Fakat neden muhafazakar diye algılanıyor? Aslında Tanpınar'ın evet, modernliğe bakışı ve muhafazakarlığa bakışı. Yani nedir? Aslında son söylediğiniz cümle aslında tam da bu kitabı bana şey eden, yani böyle bir şey üzerine gitmem gerekir dedirten nokta bu. Demin söyledim ya geçerken, yani ben okuyorum, bir şey anlıyorum ama Tanpınar üzerine söylenmiş sözler
bana çok şey gelmiyor. Bunların bir tanesi Tanpınar muhafazakardır söylemi. Bilhassa Huzur kitabında bu motifler gözüküyor ve insanlar böyle bir tasnife gidiyor. Ben Tanpınar üzerine çalışmaya başladığımda bundan 10 küsur sene önce, şimdi bu konuda bir rahatlama var Türkiye'de. Bu kitabın da belki hasbelkader bir katkısı olmuş olabilir ama genelde aslında bu biraz aşıldı Türkiye'de. Ondan sonra şimdi Tanpınar her kesim tarafından okunuyor. Hani bir de öyle bir şey vardı, hani daha muhafazakarlar okuyordu falan. Aslında bu başlı başına Türkiye'deki bir modernleşme sendromu olarak değerlendirilebilir. Yani tek parti dönemi bir CHP milletvekilinin, yani günlükleri 2007'de yayınlandı. Tabii bunun çok önemli bir etkisi var. Ben bunu çok geç buluyorum. Gerekçeleri olabilir. Ama bu algının bu şekilde oluşmasında 62'de ölmüş birinin günlüklerinin 53 ile 62 arası, hayatının son 9 senesi de yazdığı günlük bu. Ondan sonra bu 2007'de yayınlandı. Yani bölük pörçük bazı bölümlerinden haberdardık ama tam metin olarak yayınlanması... Dergah yayınlarından. Evet, dergah yayınlarından mevcut şu anda. Şimdi bütün tabii şeyi oradan öğreniyoruz. Gündelik hayat pratiklerini. Tanpınar nasıl işte, bakıyordu? Ne bileyim yani her türlü. Doğrudan kendini yazıyor. Ondan sonra işte ilişkide olduğu kesimler veya kişilerle hakkındaki içsel değerlendirmelerini aşırı bir samimiyetle, hatta yer yer vulgarleşerek paylaşıyor Tanpınar. Şimdi buralardan artık dönüp o eski yargıları sorgulamamız gerektiğini herkes aklı başında, herkes kabul ediyor. Ama bunun böyle olması bir sendrom, evet. Yani, biraz anlatırsanız Tanpınar ne yerdi, ne içerdi, nasıl yaşardı, ne okurdu? Belki Tanpınar, daha kolay anlayacak. Mesela Tanpınar, Fransızca biliyor. Çünkü hemen hatırlatalım, çok 40'tan fazla dile çevrilmiş. Tabii. Bir yazar Ahmet Hamdi Tanpınar, ama okullarda işte birkaç kez işitiyorsunuz Milli Eğitim'de. Sonra kendi arzusu, hani 3 neslin okuyacağı 5 yazarın içerisinde hala olduğunu söyleyemeyiz. Doğru söylüyorsunuz. Tanpınar işte 42-46 Maraş milletvekili, tek parti dönemi. En yakın dostlarından birisi Hasan Ali Yücel. Dönemin 30'larda Milli Eğitim Bakanı, bu işte MEP klasikleri girişimini başlatan, evet, Can Yücel'in babası. Bakanlığı, hatta Nabi Avcı döneminde onları yani o girişimi yaptı. Başlatan ve çocukluk arkadaşları, hatta Tanpınar'ın işte 30'lar 36 Türkiye'deki mı? Türkiye'deki en güzel klasikler yani, şimdi bunu buradan duyuralım, yeniden basıldı. Yeni ihdas edilen gençler. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türkoloji bölümündeki Yeni Türk Edebiyatı kürsüsüne tek imzayla profesör olarak atanıyor Tanpınar. Milli Eğitim Bakanı yazısıyla. Önce profesör oluyor. Yani bir yere atanıyor ve profesör oluyor. Evet. Dolayısıyla tabii daha önce bugünkü Mimar Sinan, yani Fındıklı'daki güzel sanatlarda da Ahmet Haşim 33-34'te vefat ediyor. Onun estetik dersleri devralıyor. Aslında lise öğretmeni kökenli Tanpınar. İşte Erzurum, Ankara, Konya gibi değişik şehirlerde lise öğretmenliği yapıyor. Ama aslında 40'lardan itibaren önemli eserlerini biz görüyoruz. CHP milleti yıllarca işte Narmanlı Han, bugün bir şey, kentsel dönüşüm faaliyetine tabi olan tünele doğru bilirsiniz. Orada uzun süre bir odada yaşıyor. Orası daha çok bohemlerin, sanatçıların, seramikçilerin, ressamların falan kabinelerinin olduğu bir yer. Orada küçük bir odada yaşıyor. Bekar, hiç evlenmiyor, çocuğu yok. Ondan sonra öğretmen, hocalık yapıyor ve edebiyatçı, şiir, öykü, roman, bütün formlarda öğretiyor. Şimdi Tanpınar'ı muhafazakar olarak algılanmasına... Kimlik olarak güncellerinde de var, kitaplarında da görürüz. Kimlik olarak nasıl tanımlıyor kendini? Yani şimdi tabii orada gidip gelmeler yok değil. Yani mesela şöyle de diyor günlüğünde, diyor ki işte sol bir teşekkül olsa da diyor girsem diyor. Ondan sonra, ama diyor komünist olmasın diyor, Sovyetik olmasın diyor.
Tabii ben birkaç yerde söyledim, eleştiri de oldu. Hani bugünkü dille sol liberal dediğimiz bir şey. Tabii şimdi bu da büyütülmesin bunu, yani. Evet. Tanpınar bir sol liberaldi gibi anakronik aptalca bir şey ben söylemek istemem. Yani böyle zannım bu değil. Ama yine ama, de bakıp da muhafazakar denilecek ama, doğrudan birisi. Ama onu de muhafazakar olarak algılatacak bir sürü şey de var. Özelliği de var. Müslümanım diyor. Evet. Yani şimdi benim nezdimde daha çok kültürel Müslüman. Yani ibadet veya inanç şeyinin ne kadar güçlü olduğu konusunda çok ciddi tereddütler var. Ama bu önemli değil zaten. Veya inanıyordur belki. Ondan sonra... Yani ülkenin Müslüman kalmasını evet, istediğini evet. söylüyor. Annemin dininde ölmek isterim. Hı, o evet. O inandığını annemin gösteriyor. Anneminin dininde ölmek isterim. Meşhur yani falan. Kültürelden biraz ama mesela daha şunu da demiş biri Tanpınar. İşte ne var ki bizde diyor bir gün. Ondan sonra işte bir Süleymaniye birkaç tane şarkı türküden başka batıyla karşılaştırıyor yani. Böyle bir adam nasıl muhafazakar olacak? Mesela bir yerde şey diyor, muhafazakarları anlarım, muhafazakarları severim ama diyor onlar diyor geleneği bir mecburiyet olarak yaşarlar. Ben seçerek yaşıyorum. Ben seçmek isterim diyor. Şimdi birazdan araya gideceğiz. Çok kısa vaktimiz kaldı ama dil devrimiyle de yani onun çok ileri götürüldüğü yönünde de bir eleştirisi var. Fakat bir taraftan da divan edebiyatını da sevmiyor galiba. Şöyle ki o aslında orada bir sevmiyor. Dönüşüm var Tanpınar'da. Son söylediğinizle başlayayım. Divan edebiyatı meselesi 32-33'lerde bir Türkçe Muallimleri Kongresi'nde bir bildiri sunuyor ve divan edebiyatının müfredattan çıkarılmasını öneriyor Tanpınar. Ama ileriki yıllarda da dönüp bu Tanpınar'a, daha ileriki yaştaki Tanpınar, o dönemler cezri bir gapçıydım, aşırı radikal anlamıyla, diye de alay ediyor kendiyle. Yani böyle bir iç ironisi de var Tanpınar'ın. Ondan sonra Kemalizmle veya Cumhuriyet reformlarıyla neredeyse hiçbir sorunu yok. İşte sizin demin yok altını çizdiğiniz hatta. Bir istisna. Hatta şu cümleyle motamo söyleyebilirim. Dil reformundaki bazı aşırılıklar dışında diyor. Tam kendi orada sözü. Kalalım evet. Bir araya gidip geri dönelim. Bizden evet. Ayrılmayın. Araya gitmeden önce Tanpınar'ın dil devrimiyle sorununu, yani tam da sorun değil tabii de bir evet, parça derdi var. Görüyoruz Tanpınar'ın eserlerine, özellikle fikir yazılarına baktığımızda, yani işte tırnak içinde muhafazakar olarak yorumlanmasına rağmen kuşaklar boyunca aslında Cumhuriyet reformlarıyla onun kültürel renginin batılı olmasıyla aslında çok ciddi bir sorunu yok Tanpınar'ın. Ondan sonra ama devam ve süreklilik vurgusunu Tanpınar eksik buluyor. Bunu doğrudan siyasi bir... O da yaşayarak görüyor evet, bunu. Evet, ondan sonra ve açık söylediği de demin aradan önce söylediğimiz gibi dil reformundaki aşırılıklar yani. Aşırılık derken neyi kastediyor? Yani bu benim şimdi tabii çok iyi hatırlayamıyorum yani ne kadar detaya girdiğini. Sanki benim aklımda kaldığı kadarıyla çok fazla da detaya girmiyor. Yani burada biraz çekingen de kesinlikle. Yalnız, değil mi? Hatta daha açık söyleyeyim. Tanpınar çok korkak biri. Evet. Bunu kesinlikle şey için tabii, söylemiyorum. Tabii. Yani hepim gayet insani anlamak bir şey. Için. Anlamak evet. için söylüyorum kesinlikle. Korkmayacağı da bir delil yani değil yani. Eleştiri bile değil bu. Ondan sonra çok temkinli biri. Ondan sonra dolayısıyla ana hattın bu yani mesela şunu da diyor Tanpınar. Batılılaşma Türkiye için bir seçim değildi diyor. Yani bir zaruretti demek istiyor aslında. Ama bunun yapılış tarzıyla ilgili nüanslarda, detaylarda, ayrıntılarda bir takım yani, şeyleri var. Ama bunu da bence estetize ederek yazıyor. Yani ama o zarureti hani bir yandan gelişmek, ilerlemek, işte medeniyet peşinde gitmek diye bir taraf koyarken bir tarafta mecburduk yoksa daha fazla üstümüze geleceklerdi. Aynen. Gibi. Aynen. Tanpınar'ınki biraz öyle galiba. Biraz öyle, değil evet. mi? Bir de tabii şey var. Yani yaşama çevresi siz demin öyle bir soru sormuştunuz demin de çok ayrıntıya girememiştim ben.
Yani sonuçta çevresi, iletişim halinde olduğu insanlar. Özellikle Hasan Ali Yücel. Ondan sonra hepsi bu çevreler, yani İstanbul'un işte entelektüel, sanatçı, bohem çevreleri. Ankara'yla siyasi irtibatları hep var. Ondan sonra zaten milletvekili olması tamamen Tanpınar'ın şeyi, maddi sorunları ve düzenli bir gelire sahip olup daha çok, mesela Tanpınar bir profesör ama sınıfa girmeyi çok sevmeyen biri. Yani onu biraz şey gibi görüyor. Esas onun işini, yani yazmak, yazarlık rolünü törpüleyen veya ona az zaman bırakan bir şey olarak düşündüğü için, mesela o 42-46 dönemi zaten Tanpınar'ın en verimli olduğu dönemlerden biri. Çünkü düzenli bir geliri var, bir sorumluluğu yok. Ondan sonra çok verimli bir üretim süreci yaşıyor. Bu nedenle de belki kişiliğinin de yansımasının sonuçları olarak aslında eleştirilerini biraz örtülüyor, içinde tutuyor, örtüyor. Mesela işte enstitüyü siz demin andınız. Bence Cumhuriyet modernleşmesine getirilmiş en önemli eleştirilerden bir tanesi. Ama çekingen bunun ama işte ironisi, alegorisini falan düşünürseniz ne kadar dolayımlandığını, işte edebiyatın veya kalemin kalitesi de burada ortaya çıkıyor. Ama belki siyaseten de yeniden, yani düşündüğümüz zaman mecburdu böyle bir dil kullanmaya. Evet. Hemen şimdi onu sormak istiyorum. Şimdi huzur kitabında siz de işte ilk huzuru okuyorsunuz. Çok sevmiyorsunuz galiba. Kendinize yakın, evet, hissetmiyorsunuz. Yani, üniversite öğrencisiyken. İfadenizde. Yani, çok bir iz bırakmıyor bende. Ve Tanpınar'ın muhafazakar algılanmasına sebep olan da en önemli kitap bu galiba, değil mi? İçinde cami tabii. Bazı motifler geçtiği için. Şimdi buradan baktığımızda burada bir tahammülsüzlük de görmüyor muyuz? Yani şey mi? Yani batıdaki modernleşmeye bakınca, madem ki biz de modernleşme yolunda gidiyorduk, yani o parantezin mukayesesini yaparken, işte dinsiz bir insan bile, hiç dinle hiç irtibatı olmayan bir insan bile bir kitapta kilise görünce şey olmaz, alerji duymaz. Olmaz, evet. Aslında Tanpınar haklıymış gibi gözüküyor bu eleştirilerini örtülü yapmakta mı? Evet. Madem ki tekrar sormak istiyorum, yani o huzuru böyle tasnif etmeye sebep olan aslında Türk modernleşmesinin geleneği hiç tahammül edememesiyle mi alakalı? Evet, yani değişimin yıkmak ve yok etmek, aceleciliği ve bir an önce menzile varıp dolayısıyla, çünkü geleneğin bazı kodları aslında şöyle okunuyor büyük ihtimal. Buna din de, dinden gelen kültür de dahil yer yer. Her yerde. Ondan sonra işte çağdaşlaşmanın, modern olmanın yani önünde bir engel olarak görülüyor. Yani mesela ben size bir anekdot anlatayım. Bunu kitapta da sanırım bir yerde kullanmıştım. İşte ben o zaman Galatasaray Üniversitesi'nde hocaydım. Orada Tanpınar dersleri yapıyordum falan. Huzuru, işte sizlerin huzuru açınca aklıma geldi anekdot. Öğrencilerime verdim okusunlar falan diye. Bir çocuk geldi. Dedi ki ya hocam, ne kadar muhafazakar bir adam. Sürekli camiden, sürekli Dede Efendi'den, işte Ferah Faza ayininden, Mevlana'dan falan söz ediyor. Şimdi sizin açılışta söylediğiniz kod dediğiniz şey. Yani bizim bireysel ve toplumsal olarak zihnen, kültürün içinde üretmediğimiz, biraz hazır bulduğumuz ve ondan sonra çok da sorgulamadan, hesaplaşmadan giyindiğimiz şey gibi, yani kıyafetler gibi geliyor bana. Yani mesela bir örnek vereyim size, sizin söylediğinizi desteklemek açısından. Şimdi Dede Efendi dinliyor Tanpınar. Dede Efendi dinlemek otomatik, mesela işte başka bir soruya geç bir cevap. Ya da Utre'yi dinlemek. Tanpınar niye muhafazakar algılanıyor dediniz ya, CHP milletvekili. Çünkü Dede Efendi dinliyor. Çünkü Dede Efendi demek, bırakın Tanpınar'ın yaşadığı... Muhafazakar derken aslında dindar demek istiyor, değil ondan mi? Ondan sonra... Bir parça onu demek istiyor. Yani Dede Efendi demek, klasik musiki dinlemek otomatikman Türkiye'de bugün bile hala şeyi çağrıştırıyor. Muhafazakarlığı veya dindarlığı veya yerelliği çağrıştırıyor. Şimdi şeyi bulalım. Avrupa'da Dede Efendi'nin karşılığını bulalım. Bilmiyorum, Bach mıdır mesela?
Şimdi böyle bir şey var mesela Fransa'da, İngiltere'de? Bach dinleyenler muhafazakar. Ha, bir de klasik i̇şte, müziğin Hristiyanlıkla ilişkisi evet. de ciddi. Onun evet. herhalde en ironik örneği Süleyman Demirel'in 28 Şubat'ta klasik müzik konserinde galiba eserde, yani Hristiyanlıkla çok irtibatlı bir eserdi çünkü aklımda kalmıştı uzun yıllar. İşte Çağdaş Türkiye evet. diye tarif etmesinde var. Bu tabii çağdaş kelimesi de başlı başına. Ya modern ve çağdaş demek istiyor. Sorunlu işte. Yani mesela bunlar etki tepki yaratıyorlar. Yani bir yandan kendi olduğu ülkede dinle sorunlu ama dışarıdaki dinin irtibatlı ve ondan neşet evet, etmiş evet. kültür ve edebiyatla sorunu yok değil mi? Aynı evet. Yani topluluğun. bu çok açık. Üstelik de şunu da söylerseniz daha da anlamlı olabilir, eklerseniz Demirel tabii rahmetle analım, hani yani sadece bunca Süleyman sene Bey'den yönetmiş, bahsetmiyorum ama bu şey, gelenekteki insanları, Türkiye'de, bu duruştaki insanları tabii bunu söylüyorum. Cumhurbaşkanı iken söylüyor ama 40 yıl oy aldığı taban açısından bakarsanız ondan sonra burada da bir çelişki hatta var. Hatta giderken İsparta'da bıraktığı müzesi de onun o 40 yılı çoban sürüden itibaren geldiği dönemi anlatan bir müze galiba. Evet. Yani orada işte şey var, hani belki kitapta doğrudan benim tartıştığım bir konu değil ama bu son açtığınız pencere, yani işte Türkiye'deki nasıl diyeyim, benim laisizm ve İslamcılık mı diyelim? Hani en baştaki konuşmuştuk ya, modern ideolojiler, işte muhafazakarlık, milliyetçilik. Şimdi Türkiye'de bir de bu var. Yani şimdi Fransa'da laiklik var, işte Anglo-Sakson dünyasında sekülerlik var. Daha çok kelime olarak da, kavram olarak da. Ondan sonra ama bunlar birer Türkiye'deki gibi ideoloji değil. Türkiye'de laisizm bir ideoloji. Hatta ben bunu şöyle düşünüyorum son zamanlarda yaptığım çalışmalarda. Yani laisizm neredeyse Türkiye'de Batı'da milliyetçiliğin oynadığı role şey çıkıyor, i̇şte. Ortak çıkıyor. Yani işte milliyetçiliği siz ulus devletin ideolojik hamuru ana malzemesi olarak düşünürseniz, Türkiye'de ulus devletin harcında aşırı bir laiklik ama işte vurgusu kutsal, var. Kutsiyet arz evet. ediyor orada değil mi? Hem laiklik hem evet. milliyetçilik. Şimdi dolayısıyla iki kutsala dönüşüyor. Bunu bir tahterevalli gibi düşünmek lazım. Yani çünkü toplumsal hayatta şey yoktur, ne diyeyim, havasız ortam, hani her şey bir diğeriyle ilişki içinde oluşuyor. Yani dolayısıyla Türkiye'de 80'lerden itibaren tabii dış etkiler de var. İslamcılık diye bir ideoloji, sadece Türkiye'de olan bir şey değil. O da modern bir. Ondan sonra o da modern bir ideoloji. Ama aslında geleneğin batılılaşması olarak da okuyabiliriz bunu. Çünkü bir din veya bir vahiden siz bir yaşama ideolojisi çıkarıyorsunuz. Ona daha ilginç ondan bir sonra, tanım da getirmişlerdi, yeri geldi söyleyeyim. Vahabiliğin batı görmüş hali. O tabii o biraz benim için fazla şey, yani o çok bilgi sahibi olduğum bir alan değil ama yani ben özellikle kendi ufkumda bu ikisini tahterevalli dedim, yani laisizm bastırdıkça buradan İslamcılık, İslamcılık bastırdıkça oradan laisizm, bir yani birbirini düzenli kışkırtan ve, mı diyelim? Ve ister istemez yani İslamcılık da gelenekle ilişkiyi aslında çok da gündeme getirmeyen, kimi İslamcılar evet. hatta reddinden söz değil mi? Bugün ediyor. Artık bugün bu da tartışılıyor. Evet. Evet. O da o modernizmin içinden neşet ettiğini. Tabii. Yani bana şöyle geliyor, bütün bunlar durum. Aslında bizim veya bizim gibi ülkelerin batıyla, hatta şey diyeceğim daha geniş, dünyayla ilişki kurma tarzının şeylerinden kaynaklanıyor, sorunlarından kaynaklanıyor. Yani dünyayla derken batıyla ilişki kurma şeklinden evet, diyorsunuz. Evet, yani evet. çünkü şu var, hani işte nasıl diyeyim... seküler kelimesinin içinde aslında bir dünyalılık da var. İşte Weltlich diyor şey buna ilk kez yanılmıyorsam. Luther, Martin Luther meşhur protestanizmin kurucusu. Weltlich yani dünyalı ondan sonra. Şimdi, dünyevi. Dolayısıyla işte bir dünyevi boyutu var. Bence bizim daha çok din bağlamında, din sosyolojisi bağlamında kullandığımız ama benim bu şu anda kullandığım tam o değil. Dünyayı bir bütün olarak görmek. Yani mesela aynı dönemde bütün dünyayı gemiyle keşfe çıkıyor Batı.
Şimdi yani bir dünya mefhumu olmasa bunu yapamazdı. Şimdi dolayısıyla bizim böyle bir sorunumuz da var. Yani bütün ideolojilerin veya kültürel kodların içinden geçen bir, nasıl diyelim, dünyalılık eksikliği, dünyayı bir bütün olarak görmeme hep yanındaki komşuya tepkiyle. Veya birini bir deminden beri söylediğimiz eski kıtaya nispetle kendini görme, tanımlama ölçme. Evet, hali. Evet, biraz öyle bir bu tabii aslında şeyi zihni şeyi de kısırlaştıran bir şey. Yani mesela hani çok atlayacağız belki ama niye Türkiye'den çok güçlü fikir, düşünce üretimi yeterince olmuyor? Değil mi? Yani işte ne bileyim. Ya da niçin Süleymaniye'yi aşan bir cami yapamıyoruz? Tabii ve ki. Yapamayacağımızı da tahmin tabii. ediyoruz daha önümüzde. Tabii. Herhalde tabii. onlarca yıl öyle bir şey çıkmayacak. Yani mesela işte hatla, Ebru'yla bugünkü hayat arasındaki bağlantıyı nasıl kuracaksınız? Şimdi bu ancak dünyayı bütün olarak gördüğünüz bir pencereden yapabilirsiniz. O sizin kültürel rezervuarınızda duracak. Onunla bir aidiyet ilişkiniz olacak. Bu bir zorunluluk da değil. Yani isteyen yapsın bunu ama bugünkü dünyaya bir daha geniş pencereden bakacaksınız. Bu mümkün müdür? Yani deminden beri hep aynı şeyi tekrarlıyoruz ama yani modernleşmenin bir yıkım üzerine inşa edilmesi ve ister istemez toplumun aslında hafızasının büyük ölçüde silinmesi, hatta amnezik olması. Evet. Sonra birden işte muhafazakarlık kabul çok radikal oldu. Geçmişe dönelim, biraz bakalım dediğinde temin edebileceği bir durum mudur? Bu manayı yakalamak kolay mıdır? Zor tabii. Zor. Yani işin bir yanında yani bütün... Veya yakalamaya kalktığımızda siyasal... o yüzden mi bu kadar sakil örnekler çıkıyor? Elbette. Yani gene göreli bir ifade kullanmak isterim hani riskli bir şey söylememek açısından. Şimdi aslında bütün siyasi merkezileşmeler, bütün ulus devlet şeyleri, süreçleri aslında bir hafıza yönetimi içerir. Bu bazen biraz daha sert olur. Bazen daha yumuşak olur. İşte daha yumuşak olan toplumlar daha sivil toplum gibi olurlar. Ama mesela Fransa-Türkiye daha... mukayesesi yaparsak bu hafıza yönetimi nasıl gerçekleşmiştir? Evet, Türkiye'nin daha çok benzediği tecrübe olarak Fransa, hani tabii kısmen Cumhuriyet'ten öncesinden itibaren, Namık Kemaller'den falan itibaren tahmin edersiniz. Hani Paris'e gidilir, sürgüne gidilir işte falan filan oradan. Elbette ki dolayısıyla hafıza ile resmi tarih hafızayı daha yatay, bireysel düzlemde, toplumsal düzlemde bir birikim, bir potansiyel olarak düşünelim. Ondan sonra resmi tarih dediğimiz şeyi de bunun devletin hani ürettiği okullar, işte kurumlar, işte Türk Dil Kurumu, Tarih Kurumu olur değil mi? Bunun şeyleri var, çerçevesi var. Bir de orası var. Şimdi aslında bir toplumun işte şey nasıl diyelim geniş bir kültürel kamusallığı olması, demokrasi seviyesi, bunların hepsi göreli kavramlar ama aslında o kadar göreli olmayan yanları da var. İnsan hakları, manzumeleri, şudur budur belli yani artık. Bunlar hatta çok daha teknik şekillerde de ölçülebiliyor. Ondan sonra şimdi dolayısıyla bu sürekliliğin olmadığı toplumlarda, bu konsensusun, müzakerenin olmadığı toplumlarda sonuç işte daha otoriter, daha hiyerarşik, ondan sonra daha yukarıdan aşağı hem rejimler hem de yaşama biçimleri. Çünkü biz şöyle sanıyoruz yani rejim, hani rejimi biz diyet olarak da kullanıyoruz ya, rejimi böyle tamamen bizim dışımızda politik. İşte Ahmet'in gitmesi, Ali'nin gelmesi, o hükümetin gitmesi oluyoruz. Aslında rejim aslında bizim ürettiğimiz bir şeydi aynı zamanda. Yani siz eşinize nasıl davranıyorsunuz, çocuğunuzla nasıl bir iktidar ilişkiniz var, komşunuzla nasıl bir diyaloğunuz varsa rejim dediğimiz bütün bunların toplanmasından oluşuyor. Anlatabiliyor muyum? Yani şimdi böyle bir sorunumuz da var. Dolayısıyla bu şeyimiz bütün tecrübelere açık olmamamızdan kaynaklanıyor. Uzattım lafı. Bunun içinde geçmiş de var. Yani bu eksikliğin içinde geçmiş de yani var. Çünkü Fransa'da... biz
hani hep deniyor gazetede 3 günde bir başlık olur. İşte hafızasız bir toplum olduk, hafızasız bir toplum olduk. Bu zaten hafızasızlık. Evet, bu biraz Türkiye'nin modernleşme siyasetinin ondan sonra bilinçli bir seçimi. Evet, yani sonuçta biz canlı varlıklarda nasıl oksijen ve iklimden etkileniyorsak o kültürel siyasi iklimden etkileniyoruz ve kendimizi ona göre inşa ediyoruz. Ondan sonra değil mi? Bu gayet doğal bir şey. Şimdi Tanpınar'ın hani çekingence ifade ettiği dil devrimi şeyi sıkıntısı, Fransa'ya bakınca işte kilise ve sekülerleşme sırasında çok ciddi bir savaşa sebep olması, çok da kanlı bir savaş olması, fakat bir yandan da Fransa'nın hep bir kilisenin kızı tasvirinin yan tarafta kalması, ama diğer taraftan da bir Fransızın 3-4 asır önceki bir şiiri, hatta demin konuştuk, sonradan Fransızca öğrenen bir insanın bile okuyup anlaması belki o sürekliliği devam ettiriyor. Bizde o da kopuk. Evet. Yani bu tabii önemli bir sorun. Hatta kitapta da bununla ilgili bir takım yorumlar var. Yani işte ben Serence Bey'de oturuyorum yıllardır Beşiktaş'ta. O bir yokuştur biliyorsunuz. Aşağı inerken 3-4 tane Osmanlı çeşmesi vardır. Ben de hani bu... Erenköy'deki bir çeşmeden söz ediyorsunuz. O da annemin oturduğu yerde. Evet, aynı şey, benzer evet. Bir şey. Yani orada işte o eski yazıyla bir takım ifadeler var. Ondan sonra şimdi 28'den sonraki kuşaklar bunu okumuyorlar, okuyamıyorlar. Ondan sonra mesela ilginç bir şekilde o eski yazı öğrenmenin dindarlık motivasyonuyla bağlı olması Türkiye'de, bakın bu çok... Hayır, ateist birisi de yapabilir. Yani bu çok ciddi bir sorun aslında, anlatabiliyor muyum? Yani yani bu aslında çok bağnaz bir bir bakıma. Yani biçimi değil midir? Ben hatta kitapta şey diyorum, yani benimle aynı işi yapan Paris'te veya Londra'da bir hocanın, bir sosyoloji işte hocasının böyle bir sorunu yok. Yani mahallesindeki çeşmenin üstünde şeyi okup okumama diye bir sorunu yok. İşte dediğiniz gibi 250 yıl önce yazılmış bir şiiri, mutlaka Fransızca'da da bir değişim olmuştur. Hani Racine okumak yani, falan. Yani ama yine de bu kadar bizdeki neyden kadar. Şimdi burada bu, bakın bu yönetilebilir bir şeydir. Şimdi ben bu Türkiye'de Osmanlıca tartışmaları falan oldu ama siyasi gündem o kadar hızlı değişiyor ki artık unutuldu gitti falan. Ben kitapta şöyle bir ifadede bulundum. Ben muhafazakar değilim. Ondan sonra dolayısıyla böyle bir siyasi motivasyonla falan da söylemiyorum bunu. Ben o kitapta dedim ki bütün bunları tartıştıktan sonra yani liselerde en azından seçmeli, üniversitede mümkünse zorunlu. Ama sosyal beşeri bilimlerde mutlaka zorunlu. Yani çünkü ben şimdi tıp falan onları çok benim alanım değil. Hani belki abartılı bulabilirler meslektaşlarımız, mühendisler falan, ama sosyal bilim, beşeri bilim okuyan bütün öğrenciler için şimdi bildiğim kadarıyla Türk Dili Edebiyatı ve Tarih bölümlerinde Osmanlıca şeydir, kategorik bir derstir. Ondan sonra sosyoloji, siyaset bilimi, felsefe falan alanlarında bildiğim kadarıyla yok, böyle bir şey söz konusu değil. Şimdi bunun yapılması gerekirdi. Ama bugünkü siyasi iklimde yapılırsa da işte bütün güncel siyaset oraya giriyor, nüfuz ediliyor ondan sonra. Dolayısıyla kararlar da gündelik siyasetin şeylerine, nasıl diyeyim, ihtiyaçlarına göre çıkıyor. Bu da çok verimli sonuçlar vermiyor Türkiye'de ondan sonra. Ama bir toplumsal konsensüs olarak, yani eski metne ulaşma. Hatta ben ikisini birlikte öneriyorum. İkisi birlikte dediğim ne? Bir, bunun yapılması, yani bütün öznelerin bu donanımla, bilgisayar deyimi gibi bir donanması. İki, kaç kitaptan söz ediyoruz? Kaç bin kitaptan söz ediyoruz? Kaç on bin, yüz bin kitaptan söz ediyoruz? Bilmiyorum, benim fikrim yok. Yani bu kitapların hepsinin mümkünse, yani bu yol köprü yapmak kadar önemli bir şey. Hani baraj yapmak, ne diyeyim, havalanı yapmak kadar hiç önemli bir şey. Hiç olmazsa dijital ortama, bunların hepsinin bugünkü yaşayan dile aktarılması, olması. Değil mi? Dan başlayabiliriz. İşte Gutenberg belki. Projesi. Gutenberg projesi Süleymaniye nedir? Süleymaniye Kütüphanesi'nin dijital ortama yani, taşınması. Yani Adem ve Havva'dan beri yazılmış bütün el yazmaları dahil, yani çünkü Gutenberg'de 500 yıllık bir öykü matbaa dediğimiz, bütün metinlerin dijital olarak şeye yüklenmesi, internete yüklenmesi, bu müthiş bir şey. Yani tabii bunu önce İngilizce olarak yapacaklar büyük ihtimal. Ondan sonra, ama dünyadaki bütün dillere bunun uygulandığı şey yapın. Şimdi bu sizin söylediğiniz mesafe
giderici şeylerdir. Hani şöyle diyebiliriz. İşte 20'ler, 30'lar işte vatan milletti, işte cumhuriyetin erken yıllarıydı. Eski işte kaldı falan filan. Hani bunlar tarihi konularda daha önemli sorunlar vardı falan filan. Ama artık 2017'deyiz yani. Anlatabiliyor muyum? Yani bu şeyin aşılması, yani her iki tarafı da rahatlatacaktır bu. Yani Türkiye'nin iki büyük mahallesi de. Buna karşı çıkmak da bir çeşit gericilik değil mi? Yani şu mesela yobazlık, şunu öğrenebiliriz. Mesela şu rahatlık dediğim şudur. Yani biz okulda veya kendi çabamızla eski yazıyı öğrenirsek, bu arada ben hala eski yazıyı okuyamıyorum. Yani böyle ukala konuşuyorum ama hani emekliliğimi bekliyorum herhalde vakit ayırmak için. Yani mahallenin çeşmesi, Osmanlı çeşmesi üzerindeki yazının Kur'an-ı Kerim'den ayet, laikler için söylüyorum bunu. Sekülerler için söylüyorum, nasıl denirse denirsin. Yani işte Ayşe, mahallemizin eski insanlarından Ayşe ablanın işte hayratıdır. İşte suyunu için bana dua edin diyor mesela belki o yazı. Veya bir caminin iç dekorasyonunda Arap alfabesiyle gördüğümüz her şeyin dini bir emperatif olmayabileceği gayet tarihsel. Topkapı Sarayı'nda olduğu gibi mesela. Ondan sonra şimdi rahatlık dediğim bu. Anlatabiliyor muyum? Yani şimdi her iki taraf içinde böyle olmadığı zaman, bu rahatlığı aşamadığımız zaman mesele bir bireysel, entelektüel mesele haline gelemiyor. Sadece politik alana sıkışıyor. Ondan sonra ve bir ideolojik veya hatta askeri zırha dönüşüyor. Laikler bunu negatif olarak okuyorlar. Yani Arapça gördükleri her şeye bir aşırı tepki gösteriyorlar. Dindarlar, Müslümanlar, muhafazakarlar da aşırı sahiplenme şey ediyorlar. Yani dolayısıyla gündelik siyasetin her şeye sızması dediğim. Yani bir siyasi partiler arasında polemik konusuna dönüşüyor. Şimdi dolayısıyla demek bazı şeylerin bu alanın dışına çıkarılması gerekir artık Türkiye'de. Yoksa biz toplum olarak... Yani her şeyi siyasi perspektiften görmemek. Evet. Yani bir iki kuşak böyle geçirmemiz lazım bizim. Bir kuşak da yetmez. Çünkü bir tahribat var. Bunun tamir edilmesi lazım ve toplumun rahatlaması lazım ve işte yani işte kitapta da diyorum ben 90'lı yıllarda işte Taksim'de ilk kafeler, batılı kafeler açılırken işte şöyle bardaklar bulamıyorduk mesela. Şimdi Türk Hava Yolları Business Class'ta ince belli bardak vermeye başlamış. Ne oldu? İşte senelerce fincanla. Ben yıllarca turist rehberliği yaptım. Öğrenciliğimi o şekilde finanse ettim. Öğrenciyken Fransızlara rehberlik yapıyordum. İşte Fransızlar biliyorsunuz işte rakı derler önce Türkiye Hatta deyince. Hatta Fransızlar da Türkiye'ye gelince bu ince belli bardaklardan alıp götürüyorlar. Dansöz derler, kebap derler, bir de nargile derler. İstanbul'da nargile kahvesi yoktu 80'li yıllarda, 90'lı yılların başında. Şimdi her köşe başında. Şimdi ne bileyim üst gelir grubu bir reklamcı, seküler bir hayatı var, CHP seçmeni. Gayet doğal herkesin hakkı ama gidiyor nargile kafesinde cumartesi akşamı sabaha kadar nargile kullanıyor mesela. Yani şimdi şey edecek hani öteki taraf için söylüyorum hani korkacak da bir şey yok burada, anlatamıyorum. Bu tamamen bireysel toplumsal seçimlere dönüşmek gerekirlik de şey oldu. Şimdi hoca gibi konuştum. Öyle olsa daha iyi olacak bir şey. Yani rahatlama dediğim bu birikmiş negatif gazı mı diyeyim havayı biraz rahatlatacak şeyler. Yani isteyen istediği bardakta içer. Bunun bir politik veya ideolojik şeye işaret etmesi şart olmasın. Şimdi yine Tanpınar üzerinden devam edersek, İstanbul'u tanımadıkça kendimizi bulamayız diyor. Doğru. Evet. Dediniz ki siyasi partileri bir kenara bırakalım. Mesela bu cümle üzerinden biz işte İstanbul'da yaşıyoruz. Artık epey bir nüfus belki ikinci nesile geçti. Yine Tanpınar Süleymaniye'yi söylüyor, hatırlatıyor. Gerçi o da herhalde o durduğu çizgi, yani aşırı batıcıyım dediği çizgiden bu tarafa doğru geldiğinde artık geriye sadece Süleymaniye kalmıyordur. Ama bugün ne yazık ki Süleymaniye'yi de hiç bilmeden, adını duymadan yaşayan İstanbullular var. Ve bunlar okur yazar insanlar. Evet. Şimdi İstanbul'u tanımak ve kendimizi bulmak deyince
Nasıl görüyorsunuz o kentteki modernleşmiş Müslümanları ve sekülerleri? Evet, yani şöyle bir örnek vereyim size. Yani bu yakın zamanlarda biraz tabii değişti İstanbul'un aşırı büyümesiyle birlikte ama yani tarihi yarımadadaki tarihi mahalleleri düşünün. Son yıllarda biraz evrim geçirdi onlar ama onların ne bileyim 15 yılın önceki köhne hallerini düşünün. Buna Beyoğlu da dahil, terk edilmiş binalar ondan sonra falan. Şimdi bu aslında işte bizim yani batıda olduğunu görev olarak söylediğimiz, bizde eksik olduğunu söylediğimiz bu devam şeyinin eksikliği. Şimdi bunu gidermenin yollarından bir tanesi de aslında o bireysel hafızayı veya toplumsal hafızayı biz metin üzerinden, işte dokümanlar üzerinden, kitaplar üzerinden elbette bir ölçüde sürdürebiliriz ama bunun en canlı, kanlı hali aslında kentsel mekan. Yani hafıza dediğimiz şey aynı zamanda yaşayan bir şey. Yani bina olarak, bahçe olarak, çeşme olarak, işte cami olarak, kütüphane olarak, anlatabiliyor muyum? Şimdi bizim bu mekanlarla da bir sorunumuz var. Yani şimdi bunların bugünkü hayatımızda çoğunun belki camiler ibadethane olduğu için evet fonksiyonlarını sürdürebiliyorlar ama birçok benzer tarihi mekanın aslında gündelik yaşam içinde varoluşlarında bir sorun var. Ondan sonra üstelik bu dediğim gibi bizim siyasi mahallelerimizin hepsinin içinden geçen bir şey. Yani şöyle örnek vereyim size. Walter Benjamin işte 1940'ta ölmüştü. 30'larda falan bu lafı etti. İşte Arkad Proje kitabında diyor ki ilk alışveriş merkezi, tabii bugünkü AVM'leri görseydi herhalde daha da şaşırırdı ama o Paris pasajlarından söz ediyor. Bunları onlar da bu Beyoğlu'ndaki modern, pasajlar gibi modern tapınaklar küçük olarak değerlendiriyor. Çünkü ortalama bir Hristiyan mümin pazar günü kiliseye giderken artık pasaja gidiyor. Şimdi bunun Türkçesi, bugünkü Türkiye Türkçesi AVM dediğimiz. Bir sürü mabet var diyorsunuz. Değil mi? Değil mi? Şimdi mesela yani tamam pazar günü hafta sonu işte ama laikimiz, ama dindarımız, ama milliyetçimiz herkes AVM'de. Şimdi ilginç bir şekilde yani siyasi davranışta bu kadar kutsallaşmış toplumsal kesimler aslında gündelik hayat yani şeylerinde modernleşmeyi destekleyen de reddeden de aslında aynı kumaşa bürünüyor yani diyorsunuz. Ama işte bir mahallesinde tarihi bina yıkılıp yeniden yapılırken kimse dönüp bakmıyor. Yani muhafazakarı da bakmıyor, milliyetçisi de bakmıyor, liberali de bakmıyor. Şimdi ben o yüzden diyorum bu ya, burada başka bir mesele Sultan var. Sultanahmet'e bir alıcı gözüyle bakayım. Evet. Yani bakayım, şimdi bu gözleyeyim diye bir iştiyakımız yok. Bu gelenek fetişizmi, işte geçmiş hayranlığıyla falan ilgisi olan bir şey değil. Yani bir merak, ilgi ondan sonra bu çok yaygın değil. Yine Bergson'dan aktarmışsınız kitapta ve Türkiye'de Bergson ve Durkheim geleneğinden de söz etmişsiniz. Ondan da biraz söz etmek istiyorum ama Bergson'un hafıza bilinçtir. Evet. Yani baktığında belki o hafıza oluşacak ve bilince dönüşecek. Elbette. Yani bu habire bilinçsiz dediğimiz toplumumuz ve biz de bunun bir parçası olarak bilincimizi oturduğumuz yerde. Çünkü hafıza bireysel düzlemde de hani psikolojik anlamda da olgunlaştıran bir şeydir. Hafızanın derinliği yaşla bağlı olmadan da insanı olgunlaştırır. Yani bizim hafızamızın toplumsal hafızamızda, bireysel hafızalarımızda yeterince derin olmaması bizi ne diyelim o terimi kullanmak hani tabii ki tırnak içinde kullanıyorum ergen kılan bir şey. Büyüyemiyoruz biz hep çocuk. Anlatabiliyor muyum? Çünkü 18 yaşında öyle oluyor. Şimdi 18 yaşında yani ne hafızan olacak senin? 23 yaşında ne hafıza? Hafıza birikimle olur. Üstüne koymakla. Anlatabiliyor muyum? Yani belli bir orta yaştan itibaren hafızanın kıymeti harbiyesi ortaya çıkar. Yani estetikle ilişkisi de elbette bu sebeple sakil ürünler mi çıkartıyor? Şimdi bu tabii evet. Yani mesela demin orijinal kelimesini kullanmıştınız. Burada oraya teğet geçelim. Bir kitapta okudum en son. O orijinal
aslında orijinle ilgili bir şey. Yani evet, kökle ilgili bir şey. Yani orijinal bir şey çıkarmak için Oktav Yapaz'ın sözünde olduğu gibi, yani hem tabii bir yaratıcılık olacak, bir avantgard, bir tutum olacak, bir yenilik olacak, belki bir hiçbir şeye biat etmeyen, işte her şeye itiraz eden bir ruh olacak, tamam, isyankar bir ruh olacak, ama aynı zamanda o alandaki bütün formlarla, bütün biçimlerle geçmişte ortaya çıkmış bir irtibatınız olacak. Bu irtibat mutlaka tekerrür, tekrar, aynısını yapma, taklit anlamında olmaz. Çoğu zaman da isyan. Yani işte bildiğimiz baba figürünü düşünün, evet, değil mi? Yani bir insan yani babasıyla didişmeden, ebeveynlerine didişmeden kendisi olabilir mi? Ama genetik olarak da büyük bir süreklilik var. Yani onun olduğu hastalıktan siz de büyük ihtimal olacaksınız. Burada inanılmaz bir süreklilik var, ama kişilik dediğimiz, ergenlikten çıkış dediğimiz aslında o genetikle bir daha manevi bir şeyden söz ediyorum artık. Daha ruhi bir şeyden söz ediyorum. Bir kavga gerektirir. Dolayısıyla felsefi gelenekle de, estetik gelenekle de, mimari gelenekle de hem ilişkiniz olacak, hem onunla düzenli ve sistematik kavga edeceksiniz. Şimdi bizde bu şey yok. Ya bir kesim hiç kale almıyor bunu. Sizin de dediğiniz gibi yer yer değişik cümlelerinizde. Hiç, yani yokmuş gibi. Ondan sonra bunun karşısında bir kesimde aşırı defansif, üstüne kapanıcı. Üstüne kapandığınız zaman bir şey göremezsiniz ki. Ondan sonra mesela Ömer Uluç'un rahmetli çok sevdiğim bir sözü vardır. Gelenek hapishanedir der aynı zamanda. Yani geleneğe bu şekilde kapandığınız zaman, ondan sonra yani değişimcilerin radikalliğine karşı olarak burada da iyi bir şeyler var. Muhafazakarlık budur aslında. Yani kendi içinde anlaşılabilir bir şey. Tanpınar'ın çok iyi anladığını düşündüğü bu tip bir kültürel muhafazakarlık aslında. Ama bunu böyle, yani bir şeyi çok severseniz bebeği boğarsınız. Ya boğarsınız, elinizde kalır. Yani onu bir işte tutma, onunla nasıl ilişim kuracağınızı belli bir rahatlıkla, komplekslerden biraz arınmış bir şekilde şey edeceksiniz. Yani dolayısıyla bizim İster istemez reaksiyoner herhalde. Burada, çünkü çok yeni olan bir şey. Yani yeni bunları konuşuyoruz galiba. Evet, evet. Yani bunların işte daha olgunlaşması gerekiyor. Yani ben işte, yani çok genel derslerimde, öğrencilerimde falan, yani birkaç kuşağa daha ihtiyacımız var ama gibi geliyor. Ama tam bunları korkmadan okumakla başlayabiliriz, evet, belki, evet, değil mi? Evet, korkmasınlar. Doğru. Hiç kimse korkmasın. Muhafazakar değil tam bunlar. Değil, bence değil. Çok, evet, modern de değil. Belki tıpkı bizim gibi işte, biraz öyle, evet, biraz böyle. Öyle, biraz böyle. Hem öyle hem böyle. Doğru. Okulda ne görüyorsunuz bunları anlatırken? Yani o da bir çeşit sağ çalışması gibi. Tabii ben şimdi artık kitap da çıktı. Bir iki sene daha değil. Doğrudan Tanpınar üzerinde ders yapmıyorum artık. Hayır, yeni ilgi yani alanlarının. Bu modernleşme ve muhafazakarlık alanında ne tespit ediyorsunuz? Yani şöyle, ben yeni yani kuşaklardan. Yani eskiden devam eden işte Peyami Safa, Necip Fazıl veya Nazım Hikmetçiler, Yaşar Kemalciler gibi bir şey var mı gençlerde? Eskisi kadar yok. Öyle belki sanırım. Şöyle, yani işte Türkiye çok gerilimli bir dönemden geçiyor. Siyasal kutuplaşma var, şudur budur, tamam. Bunlar hayır demek mümkün değil. Varlar. Varlar, evet. Ama bir açıdan da aslında 80'lerden sonradan itibaren başlayan belki çok geniş bir kamusallaşma var Türkiye'de. Her manada, siyasi manada da. Zaten bu yaşadığımız kriz, yani bu kadar fazla gerilim olması aslında bu kamusal alana çok fazla giriş çıkış olmasıyla da ilgili ve bu konuda da bizim hafızamızda bir tecrübe birikiminin olmaması. Dolayısıyla kültürel olarak da buna hazır değiliz. Yani kendimizden farklı biriyle oturup konuşmaya, bir çay içmeye bile çok fazla bir tecrübemiz yok. Şimdi ama yani, kitap sessiz bir şey. Yani ben işte 50 yaşımı geçtim. Sınıfımda 20 yaşında bir kuşak var. 20 yaş ortalaması kuşaklar var. Yani ben onlarda, bizim kuşaklardaki şeyi çok fazla görmüyorum açıkçası. Yani Türkiye'nin geleceğiyle ilgili şey tarafım benim, hani iyimser tarafım biraz buradan. Yani şey, İslamcısı gene var, solcusu gene var, işte ocusu bucusu gene var. Yani gençlikte olur böyle şeyler zaten. Hatta yer yer olmalıdır. Yani bütün gün AVM'de oturacağına iki solcu kitap okusun, iki işte milliyetçi kitap okusun, ben tercih ederim açıkçası. Onların işte mesela Necip Fazıl, Nazım Hikmet gerilimi, işte Tanpınar muhafazakar mıydı değil miydi korkusu. Bunlar ya da daha Cemil rahatlar. Meriç nasıldı? Yani dolayısıyla sanki arkadan, şimdi tabii ki onlar da bu mevcut siyasi gerilimin içinde, sonuçta bunlar da 20 yaşında, bunlar da seçmen.
Sandık kurulduğu zaman bunlar da birileri gidip oy veriyorlar. Tabii bunda bir tereddüt yok ondan sonra. Ama gündelik hayat pratikleri, okuma, işte film seçerken, kitap seçerken, tiyatroya giderken işte yapıyorlarsa bunları. Buradaki şeyler, mahalleler arasılık. Yani aslında ilginç bir şekilde Türkiye'de alternatif bir kamusallık oluşuyor. Yani? Yani mesela şimdi Tanpınar'ı herkes okuyor bugün Türkiye'de. Yani herkes derken eskiden daha çok muhafazakarlar okurken öyle deniyor. Ben de katılıyorum. Ondan sonra bugün de dergah yayınları basıyor. Daha işte muhafazakar bir yayın evi olduğu söylenir. Ama artık liberaller, solcular, batıcılar, her işte 3 ayda bir Paris'e gidenler de okuyor. Anlatabiliyor muyum? Veya işte ne bileyim birçok yazar tabii bir siyasi kampın içinden görünse de artık biraz farklı kesimler tarafından da okunuyor. Benim gördüğüm bu. Gündelik hayatımda da, hocalık tecrübemde de ben bunu olumlu görüyorum. İşte demin söylediğimiz klasik eksikliği, kanon eksikliği aslında gideriyoruz. Mesela ben Tanpınar'ın artık Türkiye'de yeni bir makale yazdım. İşte bir kitap derlemesinde çıkacak. 1,5 sene önce bitirmiştim ama işte yayınlanması uzun sürüyor. Orada da ben belirttim. Yani Türkiye'nin en önemli modern kanonu olmaya gidiyor Tanpınar. Bakın bugün Tanpınar bir Ahmet Hamdi Tanpınar Merkezi Handan İnci meslektaşım tarafından başlatıldı. İnternette öneririm herkese. Artık mesela Tanpınar'ın İstanbul ile ilgili geziler yapılıyor. Bakın ben bunu 20 yıl önce Dublin'e gittiğimde bu da aslında yerleşik kültüre geçişle ilgili bir emare gibi gözüküyor. Artık yani buranın, İstanbul'un yazarı şimdi yani bırakın okumayı, onun Beşşehir'de anlattığı veya huzurda adını andığı mekanlara bugün insanlar neredeyse bir haç gibi, tırnak içinde tabii, geziler düzenliyorlar. Boğaz'da vapur gezileri düzenliyorlar. Huzurda adı geçen klasik müzik bestelerini gruplar kurup konser haline getiriyorlar falan. Yani şimdi bu birçokları da buna işte popülerleşti, işte şey oldu, herkes Tanpınar okuyor oldu falan gibi böyle biraz çok refleksif şeyler söylüyorlar. Tabii o tarafı da olabilir ama ben bunu geniş anlamda uzun vadeli olumlu görüyorum. Bizim kanona ihtiyacımız var. Kanonlaşmaya ihtiyacımız var. Klasiklere ihtiyacımız var. Bunu da şöyle düşünmeyelim. İlla bir şey fonksiyonu olarak düşünüyorum ben. Yani klasik çünkü eskiyi çağrıştıran bir şey ya, ama aslında modern bir şey. Yani modernler geriye giderek Sofokles'i ve Aristoteles'i bu matbaadan sonra bugüne getirdikleri için o yapıtlar klasik oluyor. Geçmişten de bunu üretebiliriz elbette. Ondan sonra demin söylediğim Osmanlıca meselesi mesela, bunun için çözüm olarak önerdiğim iki önerme aslında bu sorunu da çözme perspektifi olan önerilerdir. Ama modern klasiklerde de ihtiyacımız var. Yani bu toplumu Dürkanyen anlamda bir toplum haline getirecek siyasal aktivizmden çok bence o Tanpınar'ın söylediği işte kuşaklar boyunca hep aynı kitaplar değil ama benzer kitaplar, birbirine yakın kitaplar, birbirine yakın şiirler, birbirine yakın sinemalar, filmler, resimler, seramikler, bunlarla bir şeyimizin olması lazım. Bu bence göreli olarak oluşuyor. Şu aşılarıma şimdi Türkiye'de işte Bergsoncular mesela, Durkheimcılar, ama Batı'da yani kim peşinden gidiyorsan zaten o oradan çıkmış insanlar ve bazen çok sert de ayrışmalar yaşanabiliyor tabii. Sadece Türkiye'ye mahsus bir şey değil bu. Ama bizde bunların Türkiye'deki takipçileri üzerinden bir bölünme ve çarpışma var. Evet. Yani bu demin söylediğimiz işte Türkiye'de niye mesela orijinal fikir, özellikle düşünce, kavram. Tabii ben sosyal bilimciyim, bu alanda söylüyorum. Ama bunu daha pozitif bilimlere, işte marka, inovasyon, işte değil mi şeklinde de, bizim bir cep telefonu markamız da yok, bir otomobil. Şimdi bunlar birbirinden bağımsız olabilir mi? Yani gide bir sanayi devrimini yapamadık. O yüzden değil, başka sebepleri de var. Evet, yani şöyle de düşünün. Şimdi Türkiye'de birçok şey, sizin ima ettiğiniz gibi katılıyorum, katılmamak mümkün değil. Biraz ikinci el, işte şey, acentacılık, fikir acentacılığı, ideoloji acentacılık, temsilcilik falan. Ama bizim arabalarımız da lisans üzerinden, cep telefonlarımız da ithal.
Şimdi dolayısıyla topluma biraz böyle de bakmak lazım. Her şeye rağmen bizim ben güçlü tarafımızın bu taraf olduğunu düşünüyorum. Yani kültürel olan. Yani edebiyat, şiir, roman, sinema, müzik. Şimdi bu biz köprü yaparız, yol yaparız, elektrik tertibatı yaparız ama bizim güçlü tarafımız orası değil. Yani mesela uzun vadeli buna da bakalım. Artık siyaset dışı biraz uzun vadeli dediğim ya, yani bizim tamam modernleştik, onu da yaptık falan ama şimdi Batı'nın bu sıçramaların arkasında aslında sandığımızdan daha fazla bu kültürel meseleler var. Mesela ben size bir örnek vereyim. Gutenberg. Gutenberg ne yapıyor? Matbaayı işte sembolik olarak onun adıyla anılır. Matbaa ne? İlk sanayi makinesi. Kitap ne? İlk sanayi ürünü. Yani sanayi ile kültürü bu kadar birbirine ayırt etmek de yanlış. Şimdi dolayısıyla ortalama bir Alman veya Fransız vatandaşı aynı zamanda bir roman okuru. Yani o vatandaşlık kültürünü, terbiyesini aslında okulda değil daha çok okuyarak veya işte sergiler, konserler değil mi? Yani hı hı. Batı kamusallığının vazgeçilmezleri. Şimdi burada üretiliyor vatandaş aslında. Anlatabiliyor muyum? Üretiliyor ama mesela işte evet Fransız ihtilalinde 150 bine yakın din adamı ülkeyi terk etmek zorunda kalıyor, kaçıyor. Evet. Buna karşılık onlara ait çok ciddi kütüphaneler var. Yani en çok da din adamlarının zaten kitapları geleneksel olarak biliniyor ki var. Ve ihtilali o kadar radikal yaptıkları halde kitapları yakmamışlar. Milli Kütüphane'ye devretmişler. Evet. Şimdi teknolojiyle ulaşma dediniz. Bugün Bibliotek Nasyonale dünyanın her yerinden dijital ortamda ulaşabiliyorsunuz. Evet. Hatta o kadar ulaşıyorsunuz ki Ahmet Yesevi'nin kitabını orijinal sayfalarını basabilecek kalitede indirebiliyorsunuz. Evet. Evet. Yani bu yani bu kültürel kopukluk meselesi çok önemli, altını çizdiğiniz evet, üzere. Evet. Yani bizim şöyle bir şeyimiz var. Hep o acele konuşmamızın en başında söylediğimiz sizin dikkat acelecilik hep böyle bir İşte bir 10 bin dolar olalım, bir 15 bin dolar olalım, bir 20 bin dolar olalım, işte şu köprüyü de bitirelim, şu seçimi de atlatalım değil mi? Şu kadar üniversite mezunumuz falan olsun. Ondan sonra ama işte buradaki bir öncelikler meselesinde bir sıkıntı oluşuyor. Yani hep endüstri, işte ulaşım, işte bunlar tamam önemsiz demiyorum ben ama sonuçta bu bizim güçlü tarafımız şiir. Şiir. Bizim güçlü tarafımız roman. O çünkü en eski. Belki roman daha yeni. Hatta şunu söyleyeyim, bunu söylediğiniz için birlikte söyleyeyim. Evet, şiir daha kadim bir şey Türkiye'de. Roman batılı bir form olarak geliyor. Şimdi birçok batılı yeni form geliyor. De veriyor, evet. Şimdi bu yerlilik, evrensellik, Avrupalılık, işte muhafazakarlık dikotomisinin de biraz aşılması bağlamında bir örnek vereceğim. Bakın roman batılı bir formdur. Türkiye'de iyi roman yazılıyor. Bu sadece Nobel almakla falan bağlı bir şey değil. Sadece ben Orhan Pamuk ben değil okurum diyorsunuz. Ve yani ben Batı romanını da okuyorum. İşte Anglo-Sakson romanını da okuyorum, Türk romanı. Benim de kendime göre bir şeyim var. Kültürüm var. Bizde iyi roman yazılıyor. Bizde iyi film yapılıyor. Bizde çok kaliteli film yapılıyor. Yani zaten şiir demiyorum. Yani şiir zaten Türkiye'de çok kaliteli. Anlatabiliyor muyum? Ondan sonra ama bizim şiirimizin kalitesinde endüstrimiz var mı? Sinemamızın kalitesinde camimiz var mı? Yok. Yani yeni dönem bütün bu önceliklerin tersine dönmüş olmasına rağmen Türkiye'de kültür insanları, sanatçılar, edebiyatçılar bütün olanaksızlıklar içinde, bütün olanaklar işte yola, köprüye, işte sanayiye falan bütün nedir? Ekonomik destekleme ne deniyor ona? Teşvikler falan oralara verilirken bu imkansız, olanaksız koşullarda inanılmaz şeyde bulunuyorlar, yaratıcılıklarda bulunuyorlar. Şimdi bunu şey etmemiz lazım. Yani bunların kamusallaşmasını işte ama belediyeler, ama hükümetler, ama sivil toplum kuruluşları, ama bireyler, okullar, üniversiteler. Yani hafıza kaybına rağmen bazen debeleniyormuş gibi görünsek de, ki hakikaten öyle görünüyoruz, yine de
yeni yollar açıldığı kanaatindesiniz. Elbette, elbette. Bir de tabii bu bir takım ara alanlar oluşacak. Benim öngörüm o biraz. Oluşuyor da zaten. Yani bu tamam, şu anda Türkiye'de bugüne baktığımızda büyük bir mahallesel kutuplaşmalar var. Bu yaşama biçimi de olur, siyasi de olur, kültürel de olur. Ama ara alanlar da oluşuyor. Çünkü Türkiye'de iyi kötü bir kültürel kamusal alan oluştu. Medya, iletişim, özellikle sosyal medya. Bütün o hengamenin içinde aslında ilginç temaslar da oluşuyor. Ve dolayısıyla buradan ben iyi bir şeyler çıkabileceğini de düşünüyorum. Ama tabii Türkiye'nin rahatlaması lazım öncelikle biraz. Yani dediğimiz gibi bir de bunlar kültür, sanat, şiir, sinema, tiyatro, işte bunlar şey alanlar olduğu için biraz nasıl diyeyim, nazik mi diyeyim, yumuşak, evet, olunması gereken, hoyratlığa veya sertliğe çok iyi reaksiyon vermeyecek alanlar bunlar. Köprü gibi değil yani. Köprüde işte statik vardır, o vardır. Burada biraz insanları rahat bırakacaksınız. Şimdi o zaman işte ortam da sağlanırsa yani Türkiye'de bu çünkü, potansiyel var. Çünkü bir yandan da belki evet haksızlık etmemek gerekiyor. Çünkü çok fazla şey değişti Türkiye'de modernleşme adına. Mesela vakıf medeniyeti, değil mi bu? Yani İstanbul, evet, mahalle yine o vakıfların yanlarında işte. Hani meşhur bir çocuk vakıfta doğar, büyür, okur ve vakıfta çalışır ve ölür. Vakıfın evinde oturur, çocuklarını orada büyütür. Şimdi mesela bu bir anda kopması, bunun yanında, evet, gelişen mahallelerin kopması. Evet. Ve belki biz İstanbul'la ilişkimize, yani Anadolu'yu söylemiyorum ama İstanbul ve uzun süre başkent olan İstanbul'la irtibatımızın kesilmesini parça parça fakat çok sert yaşadık. Ve o kadar uzaklaştık ki siz kitapta diyorsunuz ki bazı röportajlarınızda da bir nevi turist gibi evet, İstanbul'da. Ama turistin de bir alakası olur. Evet. Bizim alakamız da yeni yeni oluyor. Yani turistler bazen bu şehirde yaşayanlardan daha meraklı olabiliyorlar İstanbul'un ayrıntılarına. Turist derken siz ama uzakta olmayı, yani var olan kültürden uzaktaki bir insanı tarif ederken turist. Yani ama şunu da eklemek lazım buna, bu doğru. Ama bugün bütün bu modernleşme sendromlarını biz yaşamasaydık da, yani bunların, bu tartışımız meselenin hepsi en olması gereken şekilde olmuş olsaydı bile, bence bu turistik oluşumuz yine biraz olacaktı. Çünkü bugünkü işte ne diyeyim, postmodern dünyamızda mı diyeyim, yani her şeye teğet geçiyoruz. Yani şöyle bir oturup nefes alıp işte bunu nedir, şu nedir, anlamı zamanla nedir falan. Zamanla zaman tanımak lazım. Şimdi bu biraz da zamanın ruhuyla da ilgili tarafını da teslim etmek lazım. Dolayısıyla evet yani sadece tarihi yarımada bağlamında değil, işte yani eski olan, kadim olan, geçmişle bağlantı olan her detaya aslında biraz farklı bir gözle bakmayı, değerlendirmeyi öğrenmemiz lazım. Bu da öğrenilecek bir şey. Yani veya işte buradan bunu yaparak birileri inanılmaz güzel eserler verecek. Biz onu göreceğiz. Aa bak ne kadar güzel diyeceğiz. Hayranlık duyacağız ve biz de onun gibi yapacağız. Şimdi bu da bir şeydir. İlla bu yasayla, işte hukuk reformuyla falan olmaz bu. Yani bu ortamı sağlayacaksınız ve insanlar bunu kendiliğinden yapacaklar. Şimdi bu kendiliğindenlik işte biz aslında yaratıcılık dediğimiz şey. Çünkü işte Müslüman, dindar ama işte haftanın iki günü AVM'de geçiriyor. İşte profesyonel ama laik ama işte şu falan. Şimdi bunların bir araya yani gelmesinden... Yani farklı gibi görünen yaşam biçimleri aslında aynı mekan ve alanlarda zamanın aynı biçimde tüketilmesiyle gerçekleşiyor mu demek istiyorsunuz? Evet, evet. Yani zamanı da aynı biçimde tüketiyorlar. Evet, evet. Yani şeye bakın, başka bir bağlamda hani işte... Gece gündüz Twitter'da, Facebook'ta birbirine hakaret eden işte bir AKP'li, CHP'li, işte MHP'li, HDP'li insanları düşünün. Bunlar işte pazar günü aynı AVM'ye gidiyorlar. Peki, çok teşekkür ediyoruz Besim Dellaloğlu. Ben teşekkür ederim çağırdığınız için. Modernleşmenin zihniyet dünyası bir Tanpınar fetişizmi. Besim Dellaloğlu'nun bu kitabını okuyun. Hem Tanpınar'ı tanımaya böyle başlayabilirsiniz, hem de biz neredeyiz, nereye gidiyoruz bunu gözlemleyebilirsiniz. Haftaya görüşmek üzere.